Arkadaşlar selamlar. Ben Metin Karakuş. Uzun zamandır video çekemiyordum. Artık videolara geri dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Taşındım. İstanbul'dan taşınma sürecim oldu. Şimdi Malta'da da bir iş buldum. Malta'ya taşındım. Burada da düzen kurmaya çalışıyorum şimdi. Bu nedenle biraz geciktik. Şu anda da videoyu da bir otel odasından çekmeye çalışıyorum. Bakalım neler yaptık. İlerleyen süreçte neler yapacağız? Onlara biraz değinelim. Şimdi şöyle bir ekran paylaştım. Geldim, tarayıcımı da açayım. Kitap veri bilimi kursu. Kitap veri bilimi kursunda bizim kurs boyunca neler yapacağımız vardı. Onları konuştuk. Şimdi geldik buraya. Biz neler yaptık bu eğitim serisi boyunca? Öncelikle ortamı kurduk. Bir VirtualBox kurduk, içerisine Linux kurduk, içerisine VS Code kurduk, içerisine Docker container kurduk, Docker'ın içerisine PostgreSQL kurduk. Daha sonra da SQL'i öğrendik. SQL nedir? Veri tabanlarının hepsine baktık. Nedir, ne değildir? Cloud yapılarına baktık. Yani BigQuery'e baktık, Google Cloud'a baktık. SQL'deki işlemleri gördük. Sonra Python'ı atladık ve raporlama işlemlerine geldik. Raporlamada neler yaparsınız, nasıl yaparsınız, hangi araçları kullanmanız gerekiyor. Burada Looker'a baktık, Looker Studio'ya baktık, Power BI'ye baktık, Superset'e baktık. Bunların hepsini gördünüz. Şimdi bu seviyede neler yapabilirsiniz? Bu seviyede artık iş başvurularına başlayabilirsiniz. Hangi iş başvuruları sizin için doğru? Gelin onlara bakalım. Birkaç size örnek göstereyim. Ve nasıl yapacaksınız? Onları biraz konuşalım. Siz iş başvurularına başlayın. Biz bu sırada diğer videolarla da sizi desteklemeye çalışalım. Python tarafına girişini yapalım. Öncelikle tabii iş başvuruları için hangi platformu kullanmanız gerekiyor ona bakacağız. Daha sonra da CV'nizi güncelleyeceğiz. Daha sonra da iş başvurularına da devam edeceğiz. Şimdi iş başvuruları için iki tane sizin mecranız olacak. Birincisi LinkedIn, yani LinkedIn. Diğerisi de Upwork. Upwork internetten iş alabildiğiniz, part-time şekilde iş alabildiğiniz ve sonra da bunun karşılığında da para alabildiğiniz bir platform. Upwork'ü ayrıca bir videoda işleyeceğim. Şimdi biz hali hazırda bulunduğunuz durumda LinkedIn'den nasıl, hangi ilanlara başvururuz ona bakacağız. Şimdi LinkedIn'i açtım. Bunun herkesin bir profili vardır diye tahmin ediyorum. Yok olmayan varsa da oluştursun. Çünkü kariyer.net'ten çıkacağız artık arkadaşlar. Şimdi bizim bu işi yapıyorsak TL de kazanabilirsiniz. Türk firmalarıyla da çalışabilirsiniz. Yine kariyerden vardır. Kariyer.net'ten veya LinkedIn'den bulabilirsiniz. Ama makul olan ne? Dolar veya euro kazanmanız. Onun için ilgili şirketlere başvuruyoruz. Az buçuk İngilizceniz varsa, çat pat İngilizce konuşabiliyorsanız bu işleri alırsınız. Sıkıntı yaşamazsınız yani. Şimdi burada iş tarafı var. İşlere geldim. Tamam mı? Öncelikle tabii CV'nizi güncelleyin siz. Nasıl güncelleyeceğinizi daha sonra anlatacağım. Burada birkaç tüyo var. Daha sonra bu arama yerine data analist yazarsınız. Bulunan konumu da Avrupa'yı seçin. Tamam mı? Avrupa'daki ilanlara bakalım biz. Data analist yazabilirsiniz 1. BI analist yazabilirsiniz 2. Data analist veri analisti demek. BI analist de iş zekası uzmanı. Business intelligence. İş zekası analisti, iş zekası uzmanı, bunlara bakabilirsiniz. Bu iki ilanda ne isteyecek bizden? SQL isteyecek. Ondan sonra raporlama isteyecek. Ondan sonra ekiple ilgili iletişim kurabilmek isteyecek. Genel kapsamda bunlardır, tamam mı, bu işin? Ve güzel de kazandırır açık konuşmak gerekirse. Gelelim bakalım şimdi. Şimdi ben ne kadar data analist yazsam da buraya aşağıda farklı farklı iş ilanları çıkıyor. Development tarafındaki ilanlar da çıkıyor. Onları geçin. Data analist olanlara başvuru yapabilirsiniz. Tamam mı? Mesela bak, burada data analist var. Diyor ki sorumlulukları burada, gereklilikler burada. Ne istiyormuş bizden? Diyor ki SQL istiyorum diyor. Ondan sonra sosyal davranışlarıyla ilgili analizler yapabilme diyor ürünleri. Tamam mı? Snowflake Tableau dediği raporlama aracı. Raporlama aracı kullanmasını biliyoruz. Snowflake gibi artı bir Snowflake artı bir ile araştır. SQL, yani bir SQL veri tabanından bahsediyor. Artı da siz SQL biliyorsunuz. Geçiyorum onda.
kullanıcının site içerisinde yaptığı davranışlar ile ilgili bir bilgi sahibi olması. Bunu halledersiniz. Geçtim. SQL bilgisinin olması ve paydaşlarla, ekip içi paydaşlarıyla anlaşabilmesi. Size anlatıyor. Başvurun gitsin bunu. Geçtim. Ne diyor? IT Business Analyst. Buna başvurabilirsiniz. Bu da ne yapıyor? IT ekibi içerisinde. Hangi arkadaş hangi işe alacak? Onların iş paylaşımı nasıl yapılacak? Bunların raporları nasıl yapılacak? Bununla ilgili bir işle başvurun geçin. Devam edelim. IT Business Analyst. Bu var bak sağ bak. Yine aynı. Başvurun. Geçtim. Devam ediyorum. İkinci sayfa. İş analisti. Geldim bak iş analisti ne diyor? Farklı bir dilde yazıyor. Bunu bilmiyorum. Okuyamadım. Ama okuyabildiğim kadarıyla UI tarafında yani sitenin tasarımı tarafında bir bilgi sahibinin olması, backlog'daki işleri yönetebilmesi, arka plandaki işleri yönetebilmesi gibi şeyler söylemiş. Python görünmüyor. Buna da başvurun. Geçin. Python olsa bile başvurun arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu işler şöyle olacak. Birinciyi başvuracaksın, ikinciyi başvuracaksın, ret alacaksın, üçte ret alacaksın, 99'da ret alacaksın, 100. de kabul alacaksın. Belki de 10. da kabul alırsın. Ama istikrar önemli. Ne oluyor biliyor musunuz? Sürekli aynı sorularla karşılaşacaksınız. Sürekli sordukları soru aynı. Siz bunları birinci mülakatta cevap veremeyeceksin, ikinci mülakatta cevap veremeyeceksin, üçüncü mülakatta artık cevap verebiliyor olacaksın ve bir yerden sonra da seni işe alacaklar. O zaman işe aldıkları zaman zaten geçmiş olsun. Artık bu işi yapıyor olacaksın. Oradan sonra da 8 ay burada çalış. Ondan sonra başka işe geçişini yap istediğin gibi. Bak burada da yine başka business analyst var. Bunu da başvuru yapabilirsin diyorum. Geçiyorum. Burada da yine şunları sorumlulukları burada yine güzel. SQL biliyorsun diyor tamam mı? Ondan sonra bulut tabanı işlemleri biliyorsun diyor. Biz yine videolarımızda bahsettik Google Cloud'dan, Google Bulut'tan. Buna başvurabilirsiniz. Devam ediyorum. Veri mühendisi başvurabilirsiniz. Bak ne diyor? SQL biliyorsun, raporlama yapabiliyor olsun. Ondan sonra Python biliyor olsun. Siz Python biliyor mu bilmiyor mu buna bakmayın başvurun arkadaşlar. Zaten mülakatlar 4 mülakat oluyor. Yani birinci mülakata geçiyorsun, ikinci mülakata geçiyorsun. Ondan sonra teknik ekiple görüşüyorsun. Ondan sonra da finalde değerlendirme yapıyorlar. O tüm ekiple beraber veya yöneticinle beraber kabul alıyorsun veya almıyorsun. Bu uzun bir süreç olacak sonuçta. Bunlar gelene kadar biz videolarla destekleriz yani. Python'da öğrenmiş olursun orada da sıkıntı yaşamazsınız. Bilmiyorsan da başvur. IT tarafında iş analisti başvur buna. İş analisti buna da başvur. Bak bakalım şöyle data engineer bak bunların hepsine başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi sizin için ekmek kapısı. Bak diyor ki Londra merkezli bir şirkette iş analisti olarak görev yapacak birini arıyoruz. Ve skalaya bak. 29.000 pound ile 42.000 pound arasında yıllık. Yani sen desen ki 36.000 pound desen 12-24 36 yani aylık 3.000 pound 3.000 sterlin kazanıyor olacaksın. 3.000 sterlin de 21 lira mı 24 lira mı sterlin? Onunla çarpılmış hali yani çok çok güzel para. Buna başvur kaçırma bunu. Yani bu işlere başvuru yapabilirsiniz bunlara kaçırmayın. Başvurularınıza başlayın. Bakın bir sürü ilan var. Data Analyst, Data Engineer. 2 video veya 3 video sonrasında ben size bunun bir tane kodunu yazdım. LinkedIn'de otomatik başvuru yapan bir kod. Python tarafında. Biraz Python öğrenelim. Öyle gösteririm size. Kodu açıyorsun. CV'nde de zaten burada hazır. Zaten bu da easy apply ya. Bak böyle. Kodun yaptığı olay şu. Tarayıcını açıyor senin. Buradan next'e basıyor. Next'e basıyor. Next'e basıyor. Next'e basıyor. Hop geliyor buradan next'e basıyor. Next'e basıyor. Varsa tamamlıyor. Yoksa böyle bir hata varsa bu ilanı kapatıyor. Diğer ilana geçiyor. Yani senin yaptığın işi otomatik yapıyor. Bir günde 100 tane başvuru yapacağız. Ondan sonra illaki biri dönecek. İllaki biriyle görüşeceksin. İllaki o işi alacaksın yani. Anladın mı olayı?
Bunları nokta 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 geç koy böyle. Excellent. Excellent. Almancam yok. Almanca I don't speak Dutch. Relocation istiyorsan veya istemiyorsan yapabilirsin. İstemiyorum dedim. Devam ettim. Takip etme. İlanı böyle gönderiyorsun. Olay bundan ibaret. Ondan sonrasında onlar düşünsün yani. Sana maille dönecekler, mail atacaklar. Diyecekler ki ben seninle görüşmek istiyorum. Görüşün arkadaşlar. İngilizceniz var, yok, hiç fark etmez. Görüşün. Açın toplantıyı, Tarzanca konuşun, anlaşın. Bir yerden sonra işler değişmeye başlayacak. Eliniz güçlenmeye başlayacak ve işi alacaksınız. İşte o zaman bu alandan ekmek yiyor olacaksınız. O zaman farklı şeyler konuşacağız. O zaman derin öğrenme nedir, yapay zeka nedir, o taraflara giriyor olacağız. Ama ilk adım böyle başlıyor. İlk adımı bir atın, gerisini sonra düşünürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.